Herkese tekrardan merhabalar, ben Murat Barutçu. Yepyeni bir Farming Simulator videosuna hoş geldiniz. Kontrat tarlayı sürmemizi istiyor. Oğuzhan kocaman bir makine aldı. Ben bizim John Deere'yi aldım. Tarlayı süreceğiz. Abone değilseniz abone olmayı, yukarıdaki bağlantıdan daha önceki Farming Simulator videolarını izlemeyi, videonun altına da bir yorum beğeni yapmayı unutmayın. Buyurun videoya geçelim. Selamlar Murat. Selam Oğuzhan'cığım. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Valla iyi. Şöyle bir tarlaya bakıyorum da tarlanın ucu bucağı görünmüyor abi. Gerçekten buradan bakınca harbi ucu gözükmüyor ya. Ben başlıyorum. Başla başla. Ben de şu tanka biniyorum abi. Bize yanlışlıkla 2. Dünya Savaşı'ndan bir Alman tankı vermişler. Şunu bir hemen indirelim. Pulluğu açalım. Bir de bunu açacağız değil mi? Daha da büyüyecek bu arkamızdaki. Tabii tabii. O devasa bir şey olacak ya. Benimki şey, bir işi bir tık kolaylaştırma sadece. Aynen. Destek. Aha, iki katmış bu. Daha da büyüdü. Bir kat daha açıldı. Şimdi bu kaç bin dolar? İndir. 11 bin mi? 13 bin. 11 bin mi? 13 miydi? Neydi? Öyle bir 13 şeydi. 13 bin. Bize 11 bini falan kalır. 11-12 bini kalır. Herhalde. Kalır kalır. Kalır. Bir ay var tarlayı şey yapmamıza, hasat etmemize, kendi tarlamızı, süpürge darılarımızı. Aynen, Temmuz'dayız, Ağustos'ta gelecek. O aya hey kadar be. Artık ne şey yapabilirsek, para kazanabilirsek kazanacağız. Borçları kapatmaya aynen, çalışacağız. Günü geçirmeden, Ağustos'a geçirmeden, faizle ödemeden şu kalan parayı da komple gömeriz. Bunların faiz hepsini, boşuna. Kimisini yayında yaptığımız var mıydı hatırlamıyorum ama yayın dışında da yaptık. Görevler yapıyoruz sürekli. Böyle kontratlar bu şekilde, aynı şu an izlediğiniz gibi. Kontrattan gelen paraları, o çektiğimiz 400 bin mi 450 bin mi ne bir kredi çekmişik, ona ödeyip kapatıyoruz. Hatta şöyle o sürerken bakalım. Şu an 405 bin dolar şeyimiz kalmış. Kredi borcumuz. 63 bini buradan 11 bin öyle gelse 74 bin. Hemen hemen 325-326 bin falan gibi bir borç kalacak. Aynen aynen. Bu arada benim Tam yaptığım 405 yerle bin borcumuz var. Senin yaptığın yer arasında bir farklılık var ama. Evet, ufak bir farklılık var ama bakalım şu ilerlemeden sonra ne gösterecek. Yüzde kaç diyecek. Şöyle bir şey deneyelim mi? Ben ilerlerken bir baksana, yüzde ilerleyecek mi? Tamam, ben durdum. Hemen bakıyorum. Şu an %10. Sen şu an herhalde ilerliyorsun. Ben ilerliyorum aynen. Ben de şuradan bulmaya çalışayım aynı yeri. Şu an %11 oldu. Aynen 11 oldu. Demek ki Benim sürdüğümde işe yarıyor. Yok. Acaba şey var mı böyle? Yani traktöre binmeden işçiyi kiralayabiliyor musun? Bindin, kiraladın, indin, o devam ediyor mu acaba? Ediyor tabii canım. Ha, ben hiç o denemedim iş, onu da. Kiralamanın o esprisi yapıyorum. O zaten. Hiç Deneyelim öyle mi? bir Hem şey gösterelim. denemedim. Olur. Bak şimdi indirdim. Şimdi. Dur. Yanıma gel öyle. Yanına mı geleyim? Aha, yanıma gel. Yan yana, yan yana yapalım. Hatta Ha. istiyorsan çevir böyle. Çevir böyle, dikire gidelim diyecektim ama sen zaten şey vermişsin. Ha, o geliyor kendi kendine öyle. Aa, içindeki kim? Dayı. Ses de çıkarmıyor ha. Sakala bak ya dayıdaki. Ne yapacaksın? Çarpacaksın mı? Yok, çarpmadı. Yok, durdu. Engellendi diyor. Ha, Aynen. manevra yapmıyor orada. Yapar aslında da şey, tarlanın ucuna gelmesi lazım. Şimdi Ha, tarlanın diğer tarafında senin biçtiğin yer ya. Oradan bir kafası aynen. karışır. Ya bize ne lazım biliyor musun? Ne lazım Bu abi? haritaya mesela makineyi çalıştırıp haritayı da bu tarlayı sürmeye başladığında kılavuz çizgileri çizen bir şey var ya, eklenti. Ha evet. Ben onu aslında sana dedim yapalım diye.
O zaman sen istemedin evet. onu. Çok şey yapmadım ya, böyle ekranda yeşil yeşil böyle çizgiler görseli vardı ya, çok içimi açmadı. O yüzden hatta şey olsa otomatiği. Ama yol verdim bu arada. Onun hani otomatiği. Traktörün içinden ayarlasan, desen ki bu hizada git. O hizada gitse, dönüşte bir yandaki hizadan gelse falan. Aa evet. Olur o. Benim çünkü şu anda en beceremediğim şey bu oyunda şöyle düz bir hatta bir şeyi sürerken, biçerken, çim biçme olur, hasat etme olur. Hep şey yapıyorum, kaçırıyorum hattı. Yok arada bir yerde bir şey bırakıyorum, yok kenardan fazla alıyorum. Ya ben de şey var şimdi, huy var abi, tamam mı? Ben şimdi böyle ucu ucuna getirirsem onu, şimdi beynim sürekli şey diyor, bak kenarda bırakacaksın, yanlışlıkla bırakacaksın. O yüzden böyle birazcık köşede boşluk bırakıyorum. O yüzden atlamadan gidiyorum ama mesela verimli, bu arada kelimeyi de hatırladım. Tam verimli de kullanamıyorum o arkadakini her seferinde. Ya mesela her şu anda benim kaç parça diyelim bu? 5 parça diyelim, tamam mı? 5 parçanın bir parçasını böyle yarım kullanıyorum. 4,5 parça. Arkadaki aslında 5 parça ama 4,5'unu kullanıyorum. Köşeyi her seferinde bırakacağım öyle. Değişik, psikolojik, iğrenç bir huy. Ben de bundan sonrakinde dikine gitmeye başlayacağım bu arada. Ha mantıklı. Daha az manevra yapacaksın. Aynen ya. Yatay kısaldı iyice, daraldı yatay kısım. Son yataya gidiyorum. Bu arada traktörün klimasını da açayım. Aç aç, sıcak ya. Oldu. Çok sıcak oldu ya. Ben de şöyle bir içten görüntüsünü göstereyim bunu. İçten görüntüsü de o kadar dar ki. Yani şeye, traktöre bakıyorsun böyle kocaman. İçten bir giriyorum böyle sanki 3 kişilik asansörlerin içerisindeymişim gibi böyle. Bir de ben bir içine gireyim. Donabilir oyun çok kısa. Niye söyle? O ne lan, işçi yine ya. Hay işçisine. Yani sana gülerken hiç donmadı ben yalnız. Bir işçi çağırdım. Bak mesela şu an John Deere'nin ekranında şey yazıyor. Bir çizim var böyle. Mesela orada olsun en azından çizim, anladın mı? Traktörün iç ekranında. Ha, o panellerde. Ha, o da olabilir. Varsa öyle bir şey. Ya böyle şeyler varsa ne olur yazın. Ben çok istiyorum bunu. Mesela traktörün içinden süreceğim tarlayı sürerken, ama yan taraftaki ekranda şu anki, çünkü John Deere'nin ekranı aynı ona benziyor. Bir hat çizmiş. O hat üstünde gidiyormuş gibi traktör böyle. GPS mi denir artık, ne denir? Bak ben bozmuşum. Almış başımı gitmişim yani ya. Başka bir diyara. İçinden sürmesi güzel de bu koca tankın içi çok dar ya. Bu neymiş böyle abi? Aa burada ekstra bir pedal gibi bir şey var. Bu ne acaba? Bilen var mı ya bu? Hakikaten. Basıp da arabayı roket moduna alabiliyor musun ona basınca? Hakikaten orada şeyin gazın sağında turuncu renkli farklı bir pedal daha var. Sen bir içeri gir çık yaptın herhalde. Bana pink girdi o sırada. Yo. O ilk Allah girişte Allah. Ya sadece içine. Neden söyle mesela Allah şu anda Allah. Mesela girdim çıktım girdim çıktım. O ilk girişte çok ufak bir pink yapıyor böyle. Evet o ilk girişlerde. Onu baktım ben, başkaları da aynı şeyi sorunu yaşıyor yani, sadece ben değilim. Oyunla alakalı bir sıkıntı. Şu oyunlar, kenarda bıraktım aynen. Ama o kenara geri dönmeyeceğim. Dönme dönme ya, bitecek zaten. Bu bunda %100'ün üstüne yapacağımız bir şey ekstra bize bir şey vermeyeceği için hiç önemli değil yani. %70 oldu. %70. Aha. Vallahi iyi yaptık, yaklaşık da 20 dakikaya yakın oldu. Aynen öyle. Çok güzel oldu bence ya bu video. Yani iki tane kocaman traktörle, hatta bir tanesi neredeyse tankla toprağa işleme görevini böyle dibine kadar göstermiş olduk. İki tane çok güzel tank gibi
Traktörü göstermiş olduk. İki farklı pulluk göstermiş olduk. Biri sığ pulluk, biri daha dip pulluk. Aynen. Bence gayet güzel oldu. Üstüne ek bonus olarak da şey gösterdik. Bu yardımcı işçiyi göstermiş olduk. Dolu dolu, bilgi dolu özellikle. Güzel bir video olmuş oldu bu. Peki bir traktörleri değişmemiz yok mu? Tabii ki. İndim. Aa, direkt mi? Direkt, hiç acımadım. Arkadakini indir kaldır yok mu? Direkt gidiyor mu? Var. Zaten ha, inince inmemiş. Şey yapıyor ya. Aynen. Ha, inmemiş mi? Yok. Bu ne lan, hakikaten bunun böyle? İçi çok dar ya. Bak mesela seninkinin de sağ tarafında bir ekran var. Aha, var. Aynı öyle bir ekran. İşte benim bak ekrandan takip edeceğim, anladın? İstediğim şey o. Çok güzel olur ya. Ben çok fazla kullanacağımı zannetmiyorum ama en azından güzel bir görsel olur diye düşünüyorum. Bu ya, arada traktörün ondan içinden inip süremiyorum. Yani ondan inip buna binince resmen hani alttan inip eşeğe bindim derler. Hiç eşek Öyle değil bir ya his o yazıyor. Condor'da. Ya değil, değil, hiç değil. Ama şimdi Hatta o sana bir şey heybetli söyleyeyim var. mi? Allahu Ekber. Şey yapmak lazım, bakmak lazım mesela. Bu kaç beygir? Ha, o mu? O minimum 500 beygir vardır ya. 400 küsür 500 beygir vardır o. Bu büyük ihtimalle en büyük traktörlerin en sonundaki koca traktör. Hatta bakacağım. Ama şunu bir durdurayım hadi. Şuradan şuraya geçince bir durayım. Bak Bizimki kaç şimdi. beygir? Bizimkisine hemen ona da bakayım. Bizimkisi 373 beygir. Bu ya 524 beygir ya da 692 beygir. Direkt nokta atışı buldum bu arada o traktörü de. İkisinden Bakıyorum. birisi. Bu 470 beygir. 470 miymiş? İyi. 307 ya, 100 beygirlik bir fark var. 100 beygirlik fark var ama tabii şey var. Lastik farkı da var. Sen hissettin mi bilmiyorum. İzleyicilerimiz hissetti mi bilmiyorum da özellikle dönüşlerde o lastik farkı sanki anlaşılıyor ya böyle. Hani o daha böyle bir yere oturaklı böyle ooo dönüyorum ben ağacı, haberiniz olsun gibi. Bu daha böyle hani böyle şey derler ya, tabiri caizse yırtık uçurtma gibi dönüyor. Öyle dönüyormuş gibi bir hissiyat verdi bana. Bu Sen biraz anladın mı daha o kadar geniş bilmiyorum. açıyla döner. Lastikler ne kadar genişlerse benim Aynen. tahminim, dönüş açın o kadar büyür. Aynen, daha geniş açılı ama daha böyle bir oturaklı. Bak dönüyorum, sıkıntı yok. John Deere ile dönerken el freni çeksek takla atacakmış gibi. Şimdi sert dönüş yapacağım. Siz de bakın. Şimdi birazdan şurası bitsin. Sert dönüş yapacağım burada. En Aa, azından öyle bir onunla hissiyat sert var. dönüş yapabiliyorsun. Bir de öyle düşün. Tabii canım, onda sert dönüş yok. O bir de çift kırmalı oluyor otomatik olarak arkaya bir şey takınca. Geri gitme ihtimalin de yok. Hepsinin kendine göre bir avantajı dezavantajı var. Baksana böyle sanki el freni çeksem kayacak. Bu çok daha iyi. %90 bu arada. %90 mı? Çok iyi abi. Aynen abi. Şöyle bir şey yapalım hatta. Biz bu bölümün sonunda unutmayalım. Geçen Ağustos ayında kredi ödemesi yapmayı unuttuk biliyorsun. Ha evet, kredimizi ödeyelim. kredinin faizini bedavadan ödemiş olduk. Bölümün bitişinde Evet. traktörleri teslim ettikten sonra krediyi de ödeyelim. Kaç para borcumuz Aynen kaldığını da öyle. görsün arkadaşlar. Hem belki bir sonraki bölümde hep de aynı şey söylüyoruz. Bir sonraki bölümde tarlayı süreceğiz diyoruz ama hep böyle güzel görevler denk Ama bak. geldikçe tarla sürmeyi Evet. erteliyoruz. Ne yapalım? Ya böyle Yoksa güzel Ağustos görevler ayında geldiği zaman sürüyoruz. siz de, ya Yani evet, böyle onu güzel erteleme görevler geldiği şansımız zaman yok. siz de görün istiyoruz. Ağustos ayı dediğin hasat mevsimi. Onu erteleme şansın yok. Ama görev geliyor. Zaten para
toplayacağız dedik size. Borcu kapatacağız. Yeni yani... borç alacağız. Yeni malzemeler alacağız. O zaman bundan yüzden... sonra şey diyelim hani bir sonraki bölümde tarlayı sürebiliriz ama görev çıkmazsa. Aynen. O yüzden şimdi bunu ödeyeceğiz. Ağustos ayına kadar zamanı ileri saracağız. Ama arada bir görev çıkarsa söz veremiyorum yapabiliriz. Güzel bir görev çıkarsa. Aynen onu yapabiliriz. Sen zaten yüzde kaç oldu? 96. Sen zaten buraya tek atacaksın. Ben durdursam mı ne yapacağım acaba? Şu yok, köşeden ilerleyeyim ya. Ne olur ne olmaz. Belki böyle kalır 99'da falan böyle bir saçma bir şey olur. %98. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle de fazla fazla şey vermemiş yani yer. Neredeyse fite fit. Aynen. %99. Çok payımız yokmuş yani. Ve ben burayı bitirdim. Frene bastım. Ben bastım direkt frene. Ben böyle giderken traktörden atladım. Oba diye böyle. Şunu mekana geri götürelim. Bunu veriyorum. Bu arada 11.142 diyor alacağımıza. Ama 10.937 var. 94 vardı. Niye öyle biraz daha kırpıyor abi? Baksana John Deere atış ediyor. Mermi gibi gitti mermi. Vallahi. Aa, bu arada size şunu göstereyim. Abi. Bakın bu. Elektrikli forklift. Şeye basınca forklift de geldi. Bu elektrikli forklift. Elektrikli forkliftimiz var. Neden diyeceksiniz? Ne alaka? Niçin? Şimdi. Bir düzelirse. Hemen onu da video bitmeden. Şuradaki yumurtalar maalesef ki burada birikiyor. Maalesef ki diyorum. Kapıyı aç. Şu köşeden biz bu tırı sokamadık. Şey dorseyi. Çift kırmalı ya, hem traktöre bağlandığı noktası hem dorseye bağlandığı noktası hareket ediyor. Yani tır olsa o manevrayı yapardım ama tır olmadığı için yapamadım. E sinir oldum. Nasıl alacağız şimdi oradaki şeyleri? Tırı şuraya çekiyoruz. Tam şu duvarın dibine. Autolut var ya. Şu dorsede. Şu dorsanın üzerinde autolut var. O da... Ben görmedim ama Oğuzhan'ın söylediğini söylüyorum. Şimdi şu bir ve şu ikinci sırayı alıyor. Ama şu en son iki sırayı almıyor. Bizden tarafa. E onu da ne yapacağız? Bu arkadaşla ittireceğiz. Gireceğiz parayı ittireceğiz. Biz ittireceğiz de o takır takır alacak. Maksat o. Bu elektrikli bu arada. Onun için de şuraya şöyle küçümen bir elektrik santrali kurduk. Şeyi. Elektrik santrali denmez. Ne denir la buna? Şarj istasyonu. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurduk. Oo, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz bir sonraki bölümün başlangıcında direkt malzemeleri satarak başlayalım. Bir sürü mal birikmiş. Olur. Ve bunları satmamız lazım. Aha, Oğuzhan da geldi. Oğuzhan! Hop! Gel. Hemen yıkamanın yanına geçiyorum abi. Aynen ya. Azıcık bir su. Bu arada şeyi de kurdum. Mesela bak John Deere Kir diyor. Yüzdesi görünüyor. O modu vardı ya. O çok iyi. Evet, John Deere'nin Kir'i %2, %1. John Deere'nin Kir'i gitti. Oo, 96, 98. Üf. Çok kirlenmiş. Bir bakayım mı ben de? Aha, merak ettim. Nasıl bırakıyoruz? Şöyle bıraktım. Değil mi? Bıraktım. Aynen. Aynen aynen. Bakayım. Ha, fışkırt. Hasar yüzdesi var. Fışkırt fışkırt. Suyu fışkırt. Ateş et. Gördün? Göremedim, nerede? Vallahi görmüyorum. Ben de çıkıyor, sende niye çıkmıyor? Allah Allah. Oyun beni sevmiyor ya. Sende çıkıyor mu peki şu anda? Evet, kir %0 şu an. Bu temizlendi tamamı. Allah Allah. Aa bak, boyaları gidiyor abi. Gel bak gel. Tam şu açıdan bak, gördün mü? Hmm. Boya mevzusu her türlü olacak. Üzdü. Evet, üzdü. Önceki bölümlerde bunlardan bahsetmiştik ya. Ulan temizliyoruz işte, ne kadar problem yok. Şöyle bir uzaklaşayım, sen bir al onu. Geri tut, bırak. Ben de gösteriyor niyeyse ya. Allah Allah. Hala sen tutuyorsun, bana yazıyor. Mesela o bizim John Deere'ye tut.
Gönderiye diyorum ya. Masaya. Hasarı gösteriyor mesela bende. Şöyle yakınlaştım. Yok. Suyu açtığımda da bir şey çıkmadı. Ben de direkt kir çıkıyor. Bana çıkıyor niyeyse. Çok ben saçma. Buradaki enteresan. Şeylerde de öyle ya. Domates, mamateslerde. O zaman bölüm yavaş yavaş sonlandıralım abi. Şöyle gölgeye olur, geçeyim olur. De üf. Çok sıcak çok abi sıcak. Hava. Vallahi billahi ya. Oy. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın efendim. Abone olsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.